Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programları düzenlendi. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Programda Aksu Haber'e konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, Türk milletinin tarihi boyunca birçok kere istiklal ve istikbal mücadelesi verdiğini, nice kahramanlık destanları yazdığını söyledi. Allah bir daha 15 Temmuz'u yaşatmasın. Kendi kahramanlığını kendi kazanan ve her ferdi kahraman olan bir şehrin evladı olarak biz de 15 Temmuz'u tekraren burada andık. Burada 15 Temmuz şehitlerimizin aileleriyle ve yine 15 Temmuz gazilerimiz de aramızda oldu. Ülkemiz belli dönemlerde belli mihraklar tarafından bir şekilde tutsak altına alınmaya çalışıyor ama ülkemiz, milletimizin ferasetiyle bugün bu millet bir kez daha onu gösterdi. Biz de bunu anarak gençlerimizle birlikte, büyüklerimizle birlikte 15 Temmuz'u gururlu bir şekilde andık. İnşallah Rabbim bir daha 15 Temmuz'lar yaşatmaz. Ülkemizde böyle bir şeyle karşı karşıya bırakmaz. Bizler de bu şehrin bir ferdi olarak, bu milletin bir evladı olarak her daim ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Bunlar bizi gururlandırıyor. Tekrardan 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet dilerken gazilerimize sağlık diliyor ve tüm deprem şehitlerimize, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Burada kürsü konuşması yapan Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun da her türlü zorluğu aşarak kurduğumuz devletimizi tek yürek halinde darbecilere bırakmadık dedi. 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen ülkemizin birlik ve bütünlüğünü, milli iradeyi ve demokrasimizi ortadan kaldırmayı hedef alan hain darbe girişimi, başta Rabbimizin izni ve inayetiyle sonra Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın cesareti ve çağrısıyla Necip milletimizin meydanlara çıkarak tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlete olan bağlılığının nişanesi olarak gösterdiği kahramanlık sayesinde bertaraf edilmiştir. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü kutlamaya hazırlandığımız bu dönemde Türkiye yüzyılının kahramanlarının fedakarlıkları sayesinde Türkiye yüzyılı inşa edilecektir. Bilinmelidir ki her türlü zorluğu aşarak kurduğumuz devletimizi birlik ve beraberlik içinde 1000 yıldan bu yana sürdürdüğümüz kardeşlik ruhuyla daha da yüceltmek ve güçlendirmek temel sorumluluğumuzdur. Devletimizin tüm kurumları, güvenlik güçleri ve asil milletimizin dua ve destekleriyle ülkemizin bekasına, birliğine, huzuruna ve geleceğine kasteden tüm hain odaklara ve bölücü terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadeleden asla taviz verilmeyecektir. Milletimizin 15 Temmuz gecesi verdiği büyük kahramanlık destanı ise asla unutulmayacak ve daima yaşatılacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz darbe girişiminde milli iradeden ve demokrasiden yana tavır koyan Kahramanmaraşlı hemşerilerime ve aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum. Tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunarken hayırlı uzun ömürler diliyorum.